Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu derste size majör dokuzlu akorlardan bahsedeceğim. Çok güzel voicingler var. Fakat onun teorisinden biraz bahsedip ondan sonra bu çevrim akorlardan bahsetmek istiyorum. Klavyeye daha iyi bakışınızı sağlayacağını kesinlikle düşünüyorum, onu söyleyeyim. Basması çok kolay değil dokuzluları inversion olarak yaptığınız zaman, ama inanılmaz sanatlar elde ediyorsunuz ve her gün biraz bakarak bunlara hem teorinizi hem de pozisyonlarınızı, sol el pozisyonlarını geliştirebilirsiniz. Arkadaşlar öncelikle şundan başlayayım istiyorum. Bir kere bizim majör dokuzlu akorumuzun içinde minör 7 var. Bunu bilmek çok önemli. Nereden başlayarak minör 7 var? Root notamızın, kök notasının üçlüsünden başlayarak. Do majörü örnek alalım. Do majörün üçlüsüne Do Mi, Mi notası. Yani bunun içinde Do majör 9'un içinde Mi minör 7 akorunun da olduğunu bize söylüyor. Şimdi üçlüsünden baktığımız zaman arkadaşlar minör 7'lilere bakalım istiyorum. Üçlüsünden, çünkü dediğimiz zaman minör 7 olacak, biliyorsunuz, söyledim. Birinci çevrim arkadaşlar. Mi, Si, yani root notam, beşlisi, yedilisi re ve üçlüsü. Mi minör 7 akoru bu. Root'um nerede? Re telindeki pozisyonda. Şimdi ikinci çevrimine bakalım bunu. Yani drop'taki diğer yürüyüşüne bakalım. İkinci çevrim çok doğru bir tabir olmayabilir. Bir sonraki inversion'ına bakacağız. Ona nasıl bakalım? Bu notayı kaydıracağım ben şimdi. En yakın nerede var? Pozisyon değiştirmek için. Mi üçlüsü sol burada. Bu defa üçlüsü başa geldi Mi minör 7'nin sol notası. Yine aynı notaları burada bulabilirsiniz. Ondan sonra arkadaşlar Si gelecek. Akorumuzun beşlisi. Bu da diğer çevrim. Yani sonra Re gelecek başa. O da bizim 7. derecemiz Mi minör 7'de. Direkt bari yapabiliyorum. Mi, Sol, Si, Mi. Re, Sol, Si, Mi. Şimdi bunlar bizim arkadaşlar nelerimizdi? Mi minör 7'nin çevrimleri klavyede görebiliyoruz. 4 telde. Drop 2. Şimdi bunun üstüne ben bas olarak arkadaşlar bu akorların do notasını koyarsam eğer maj 9'lu elde ediyorum. Bu açıdan baktığınız zaman anlaması daha kolay olabiliyor bu pozisyonları öğrenirken. Voicing'i de daha iyi duyuyorsunuz çünkü içinde neler olduğunu biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar biz 9'ları çalarken eğer 5'linin altını vurgulayan bir akor yapmıyorsak, yani minör 7 bemol 5 değilse mesela 5'liyi çıkartabiliyoruz. Bu şekilde basıyorum ki do majör 9'a bunu çevirebileyim. Basa do koyarak. Arkadaşlar bu şekilde minör 7'lileri aslında majör 9'a çevirebiliyoruz. Voicing olarak çok daha farklı tınlıyor, gördüğünüz gibi güzel tınlıyor. Bu zaten, bu tarz akorların güzel tınlamasının sebebi içinde birkaç aslında akor hissiyatını taşıması. O yüzden daha büyük tınlıyor. O yüzden cazda, fusion'da görüyoruz. Siz bu akorları... Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu akorların üzerine, en azından tabi bu dersin amacı akorları göstermekti size. Nasıl oluşuyor bunlar, nasıl voicingleri inversion çevrim şeklinde görüyoruz. Umarım arkadaşlar keyifli olmuştur.